Ankara'da Dikmen Polis Evi'ne roketatarlı saldırı düzenlendi az önce. Roketatar polis evinin duvarına isabet etti. Ölen olmadı ancak yaralılar olduğu bildirildi. Bir de bu saldırıda kullanılan roketatar türüyle AK Parti'ye yapılan saldırıda kullanılan aynı tür olduğu söylendi. İşte iddianame gene kontrol örgütü inceden inceden keman çalmaya başladı. İddianame gene kontrol örgütünün üstüne devlet çok daha ciddi gitmesi gerekir. Yani tamamen yok edilinceye kadar ısrarlı ve kararlı bir politika izlenmesi gerekiyor. Gevşetmeye gelmez. Gevşetmede bunlar anında nevşinüma bulur, azgınlaşır, kudurur. Kendilerini yargılanlayanlara, kendilerine karşı mücadele edenlere karşı tavır almaya başlardı. Mesela polis. Polis ne yapıyor? İddianame gene kontrol örgütüne tavır alıyor. Hukuki kanuni işlem yapıyor. Onu korkutmaya çalışıyorlar. Polisi etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Polis gereksiz şeylerle değil de gerekli şeylerle uğraşacak hale getirilmesi lazım. Polisin dikkatini gereksiz şeylere teksif etmemek lazım. Boş ve yararsız şeylere teksif etmemek lazım. Polisin dikkatini dağıtmamak lazım. Polisin dikkati direkt küfrün üstünde olsun, gaddarların üstünde olsun. Değil mi? Evet hocam. Orada da bir açıklık var, orada da bir eksiklik var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor inşallah. Hocam aynı zamanda emniyet binasına da iki ayrı binaya saldırı düzenlenmiş. Bir de yakınlarda patlamamış bir roket bulunduğu iddia edilmiş. Yani şımartmamak çok önemli. Bir de söylüyorum, polisi ilgileneceği gerçek karşıtlara yönlendirmek lazım. Polisin dostlarına değil. Vatanın dostlarına, milletin dostlarına değil. Çünkü ahir zamanda ise emin olan hain bilinir, hain olan emin bilinir diyor hadiste. Eminlerin üstüne, iyilerin üstüne polisi yönlendirmek değil de hainlerin üstüne yönlendirmek lazım. Polis bilmez, seni yani onu öyle gibi göstertirsen, kimin ne olduğunu bilmediği için bilmeden müdahale edebilir iyi niyetle. Onun için sadece zıtlara, anormal insanlara, zarar verenlere polisi yönlendirmek lazım.